Efendim herkese merhaba. Bugün gündemimizde camiler var. Çünkü Türkiye'nin gündeminde camiler var. Tabii ki Türkiye'nin gündeminde Suriye konusu var, diğer konular var ama az konuşulsa bile zaman zaman öne çıkacak şekilde Sayın Başbakan camileri de Türkiye'nin gündemine aldı. Biz de mimarlar olarak, şehirciler olarak camiler konusunda bir bilimsel bakış yapmaya karar verdik ama bize çok önemli bir yardım sağlayan bir yarışmadan söz etmeye de karar verdik. O da önceki yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin birlikte düzenledikleri ve Mimar Sinan'ın anısına düzenledikleri, Büyük Usta Mimar Sinan'ın anısına düzenledikleri Çağdaş Cami Nasıl Olur kısaca konusu bu olan fikir yarışmasından sizlere ve kamuoyuna bahsetmeye karar verdik. O yarışmanın jürisinde görev alan, jüri başkanlığı yapan değerli hocam Sayın Zekai Görgülü ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk Oktay'cığım. Sağ olun. Yoğun zamanda siz yazları da çalışıyorsunuz. Sizde kış yaz yok. bu arada o yarışma yapıldığı zaman Mimar Odası Kayseri Şubesi Başkanı olan, geçen dönem başkanı olan meslektaşımız Hakan Mahiroğlu da telefonla katılacak. Biraz sonra onun da hiç değilse sesini duyacağız. Evet. Sayın Başbakan ağırlıklı olarak Türkiye gündeminde camilerin yer almasına neden oldu? Neden? Efendim Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de klasik Osmanlı da demeyeceğim ama işte Selimiye Camisi'ni aşağı yukarı aynısı olan taklit bir cami yapıldı. Biz mimaride hiçbir zaman taklit olan tasarımlara pek itibar etmeyiz ama koskocaman bir taklit cami yapıldı. Sayın Başbakan'ın çok hoşuna gitmiş olacak ki bunun adını Mimar Sinan Camisi koyalım dedi. Belki de konacak. Ama Sinan eğer yaşasaydı öyle bir cami mi yapardı yoksa başka bir cami mi yapardı? Daha çağdaş bir cami mi yapardı? Tabii bu tartışma konusu. Bir diğer konu yıllardır Türkiye'nin gündemi. Tasarımlar çıkmaya başladı, öneriler çıkmaya başladı. Derken Çamlıca Camisi, yani Çamlıca Tepesi'nin tepesine koskocaman İstanbul'un her yerinden görülecek bir cami. Ve son öğrendiğimiz bilgiye göre de Çamlıca Camisi için 5 mimar. Birinin adını biliyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen bir meslektaşımız ya da getirilen bir bilmiyorum. Ama artı 4 adlarını bilmediğimiz 5 meslektaşımız yarışma halinde şu aralar. Ve bu arkadaşlarımızın, bu meslektaşlarımızın tasarımlarını bir bilim ve estetik kurulu oluşturulmuş. Onlar değerlendirecek. En uygun gördüklerini de Sayın Başbakan'ın onayına sunacaklar. Herhalde dünyada böyle bir tasarım ve ödüllendirme ve yarışma süreci ilk kez yaşanıyor diyebilirim. Sevgili Zekai Görgülü Hocam, Çamlıca'dan başlayalım sonra Kayseri yarışmasına doğru gidelim. Bu nasıl bir şeydir? Yani bir tepenin üstüne dev bir cami yapmak. Yani siz Kayseri yarışmasını yaparken Erciyes'in tepesine bir cami önerisi geldi değil mi? Ya da ne bileyim Erzurum'da Palandöken'in tepesine bir cami önerisi geliyor mu? Ya da Bursa'da Uludağ'ın tepesine bir cami önerisi geliyor mu? Yani bu nasıl bir şeydir sizce? Öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu davetiniz için de hem sana Oktay'cığım hem ulusal kanala. Tabii şimdi Çamlıca'daki cami konusuna bakarsak Kayseri'de yapılan yarışmanın ya da oradan başlayıp Kayseri'ye doğru gidersek hakikaten o kurgu çok doğru. Önemi daha açık, daha net bir biçimde ortaya çıkacak Kayseri'de yapılan işin ne olduğu meslektaşlar evet. açısından ve evet. cami gibi önemli bir yapı açısından. Şimdi tabii Çamlıca meselesi, Çamlıca'da yapılacak camiye hani çok temel iki başlıkta bakabiliriz hemen. Yani bir an istekleri, işte mutlak böyle olsun gibi siyasi iradenin ortaya koyduğu tavırlardan bağımsız düşündüğümüz zaman ama onun altında tabii irdelediğimizde yani bir planlama açısından bu işe bakabiliriz. Bir de mimarlık açısından bu işe bakabiliriz. Şimdi planlama açısından baktığımızda tabii konular her biri çok uzun ama programımızın el verdiği sürece bunun altında birkaç başlık çok önem kazanıyor. Mesela senin de açılışta değindiğin gibi şimdi bu açıdan bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi yer seçimi. Ama bu yer seçimini konuşurken tabii karar verdiğiniz ya da verilecek yerin ne olduğu meselesi çok önemli. Bir de onun üzerine gelecek olan işte bu fonksiyonun hakikaten onunla örtüşüp örtüşmediği konusu çok önemli. Şimdi Çamlıca evet gerçekten
İstanbul var olduğundan beri mesire yeri olarak, yeşil alan olarak bu tepeli kentin çok önemli tepelerinden biri olarak bilinmiş. Bir kamusal alan, bir rekreasyon alanı. Günümüzde de böyle kullanılıyor, geçmişte de böyle kullanılıyor idi. Şimdi ve kentin en önemli tepelerinden, çok bilinen tepelerinden bir tanesi. Aşklar yaşanmış, aşklara konu olmuş, dostluklara konu olmuş, sevgilere konu olmuş. Güftelere konu olmuş değil mi? Bestelere, bestekarlara ilham vermiş. Yani her yönüne, yani böyle kültürel açıdan da baktığımızda bu yönüyle de müthiş bir alan. Şimdi cami ya da bir başkası, yani bu alan niye seçilir meselesine geldiğinizde bu baktığınızda hiçbir şey değil. Yani yapılaşmaya uygun bir yer değil. İstersen camiyi bir an kaldıralım. Burada hiçbir şekilde yapı olmamalı. Yani evet, bu fonksiyonunu evet, yani yüzyıllardır sürdürüyorsa günümüzde de bunu sürdürmeli. Ama mutlaka bir cami yapılmak isteniyorsa ondan sonra onun da nerede ve nasıl yapılacağı ilişkin bilim alanları var. İşte bunlardan bir tanesi planlama. Yani evet, cami dediğiniz dini tesis alanı. Plan belirler bunu bir sürü faktöre, ögeye bağlı olarak. Ya şurada yapılabilir denir gibi. Evet. Şimdi hemen burada gene yer seçim bağlantısına baktığınızda kent süreyi denilen bir şey var. Değil mi? Bütün bozulmuşluğuna rağmen İstanbul için konuştuğumuzda planlı alanları da şimdi bozmaya başladık. Planla gelişmiş alanları da ama gene de çok hassas. Yani şimdi bu silüet hani bir şeyin üzerine ister cami ister bir başka şey yapı yapmaktansa çoğumuzun dileği galiba o antenlerden vazgeçsek de onlara başka yerler bulsak da gerçek mesire alanı gibi düzenlesek orayı. Doğa silüeti koruma. Aynen onu koruyarak gerçekten bir rekreasyon alanı olsa, herkesin nefes alacağı, hava alacağı, o müthiş bir tepe olsa, o kimliğini sürdürsek diye geliyor aklımıza. Evet. Ama böyle büyük kapasiteli bir cami yapılacaksa, mesela şimdi aklıma geldi düşünüyorum. İşte Abu Dhabi'de Şeyh Zayed. İşte şimdi Abu Dhabi, Dubai biliyorsunuz çok da belli şeylerde popüler. Ama bir yandan da çok akılcı gittiklerini de unutmayalım. Yani ben yakın zamanda gittim. 2030 yılı için harika bir stratejik plan yaptırmışlar. Öyle yani işinde olduk. Evet, evet, yani etkileniyorsunuz. Diğer yönleri başka. Şimdi böyle bir 15 bin kişilik cami yapılmış ama kentin çok dışında çok farklı yer seçmeler var. İşte Şeyh Zayed ölünce oraya kendisi zaten defnedilmiş. Hani böyle biraz anıtsal niteliği de var işin. Anladım. Ziyaretçisi de geliyor vesaire filan. Ha böyle bir şey mi aranıyor diye de insan zaman zaman aklından geçiriliyor. Ama öyle de aranıyor olsa da gene de bunun yeri evet, Çamlıca Tepesi değil yer seçim evet, açısından baktığınızda. Yani silüeti gökdelenle bozmak da bozmak, cami de bozmak. Hiç fark etmez. Ne fark eder? Yapılır. Planlama disiplini yapılır. Fonksiyonları değişmiştir. Evet. Yani evet, şimdi bir ikinci konu, hani böyle kısa kısa geçelim ben. Yani çok önemli konulara bakmaya çalışıyorum. Evet. İşte ulaşılabilirlik ve kullanıcı ilişkisi meselesi. Şimdi evet, bu kapasitede yaptığınızı varsayalım, Çamlıca yapacaksınız. Evet. Çamlıca Tepesi'ne nasıl ulaşıldığı belli zaten. Cemaat günümüzde yok de belli. Cemaat yok. Ha, şimdi yakın çevrede cemaat yok evet, bu kapasitede bir şeye. O zaman cemaat nereden çıkacak ortaya? Uzak çevreden de gelmeye başlayacak. Hele ki ilk yapıldığı dönemlerde gezelim, görelim, acaba nedir? Yani merak sahikileler ya eskiler. Evet. Bu bundan dolayı da gelecekler. Şimdi yapı yapıyorsunuz zaten, bayağı kapasiteli bir şey yapıyorsunuz evet, bu tepeye. Şimdi bunun otoparkı, yeni yol bağlantıları, tek aksı o nüfusu nasıl getireceksiniz oraya? Evet, o cemaati evet, nasıl taşıyacaksınız oraya? Bunların getirdiği başka bir sürü altyapı tesisleri düşünün. Yani bütün bunları da yanına koyduğunuz zaman caminin evet, elinizde böyle bir şey, böyle bir tepe kalmayacak, böyle bir alan kalmayacak. Evet. Ve şöyle de bakmak lazım, kullanıcı da buraya gelmekte zorlanacak. Ancak çok işte geniş büyük yatırımlar yapacaksınız da kolay gelmeyi sağlayalım diye. Çünkü Çamlıca Tepesi'nin etrafında biliyorsunuz. Evet. Yani böyle bir tepe yeşil kaldı. Bütün etrafı da zaten kaçak yapılar da doldu. Kaçak olmayan bir sürü evet, yapı var. O zaman bu doğal ve özgün dokuda diğer tesislerle birlikte kendiliğinden yok olacak. Bir üçüncü konu bunun altında baktığınızda yasal süreçler meselesi var. Bu tabii epeydir hep konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz, meslektaşlarımızın durduğu konulardan bir tanesi. Ya şimdi bu alan mevcut imar planlarında da yeşil alan olarak gözüküyor, rekreasyon alan olarak gözüküyor. Evet, evet. Geçmişte olduğu gibi. Evet. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yürürlükteki imar planında böyleyse siz bunun üzerine bina yapacaksanız, evet, hani konuştuğumuz gibi cami ya da bir başka şey. Evet. O zaman bir plan tadilatı yapmanız gerekiyor. Yani bir parçacıl oraya ait hiç benimsemediğimiz planlamadaki işlerden bir tanesini buraya yapacaksınız. Evet. Peki bu kadar kolay mı? Ama kolay oluyor. Yani şunu yapıyorsunuz. Bir yeşil alanı, bir mesire alanını orada o fonksiyondan çıkartıp bir kamusal alanı yapılarla özelleştirilmiş bir alan haline getiriyorsunuz.
Ve bunun için de bir plan tadilatına ihtiyacınız var. Bu tarafı mesela hiç mi hiç konuşulmuyor? Noktasal bir plan tadilatı. Noktasal plan tadilatı, evet. Ama hiç, evet, konuşulmuyor bu tarafı. Bu, evet, kadar kolay mı oluyor? Evet, son yıllarda bu kadar kolay olmaya başladı. Yani işte AVM'lere, gökdelenlere filan, hani bunlara karşı olduğum için filan söylemiyoruz. Hiçbirimiz karşı değiliz de planlı yapılsın deniyor. Evet. Yani söylemek istediğimiz bu. Yeri yurdu belli olsun. Yeri yurdu belli olsun, evet, yapılacaksa tabii yapılsın. Şimdi bu da böyle bir şey olacak yani. Bir anda önümüze bu çıkacak. Yani son yıllarda bu tür anlayışlar bizim çoğu yerel yönetimlerimizde ve merkezi siyasi iradede çok şey hale geldi. Evet. Onlarla çok bütünleşir, çok özdeşleşir bir hale geldi. Yani böyle bozmamalıyız kentlerimizi, dokuları böyle bozmamalıyız, doğalımızı böyle yitirmemeliyiz. Yani hakikaten yapılmasın demiyoruz. Cami yapılabilir İstanbul'a. Çok, evet, büyük kapasiteli bir cami de yapabilirsiniz. Böyle, evet, bir talep de olabilir. Evet. Ama hangi yöntem ve hangi araçlarla olacağı meselesi tartışılması gereken. Yani tartışılması gereken hocam, konular. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu Kayseri yarışmasına bir an önce dönmek istiyorum. Birkaç şey daha söyleyeceğim. Tabii, ama buyurun, izin buyurun, olursa. Buyurun, yok, buyurun. Kesmeyeyim Oktay'cığım. Hayır, buyurun. Mimarlık, buyurun, açısından da birazcık, buyurun, bakmak, buyurun, istiyorum. Hani planlamada, buyurun, bunlar çok öne çıkan şeyler, tamam, gibi. Buyurun. İlk akla gelen şeyler gibi geliyor. Şimdi bakıyorsunuz, hadi diyelim şey oldu. Ama bu şeyden yani 5 mimara verildi, işte seçilecek açılış konuşmandan benim doğrusu bilgim yoktu. Yani bir 5 mimar. Aha, duymuştum ama çok net bilmiyordum. Ama diyelim ki hadi üzülsek de buraya cami yapılıyor. Şimdi biraz mimarlık açısından bakalım. Hı. Ve okuduğumuz beyanatlar falan, işte bir meslektaşımızın getirilmesi, onun çiziyor olması falan meseleleri. Yani baktığımız zaman bu tarihselci ve gelenekselci bir tutum da değil. Eskinin taklidini yapmak adına ve şöyle bir söylem var. İşte ecdadımızın yaptığı kubbeden daha büyük, ecdadımızın yaptığı minareden daha yüksek filan bir minare. Ama bir yandan da ona çok şiddetli bir şekilde şey var. Yani hem büyüğünü yapacağız ama hem de aynısını yapmaya filan, benzerini yapmaya çalışacağız diye. Tabii şimdi böyle baktığınızda burada yaratıcılık, ondan sonra işte başarı, çoğulcu bir anlayış, bir mutabakat içinde yapılması, ki bunun araçları var işte. Yani Kayseri bunu bir anlamda sağladı. Hani bugünü anlatan, bizi anlatan, bugünün mimarlığını anlatan, bugüne ait bir katman haline gelebilecek bir camiyi niye düşünmüyoruz da atalarımızın, ecdadımızın yıllar önce yapmış olduğu o döneme ait olan şeyi taklit ediyoruz. Yani biz başarıyı hep geçmişte mi aramak durumundayız? Bugün de, bugün, evet, evet, bugün niye böyle bir başarıyı aramıyoruz? Ya da bunun örnekleri niye bu kadar sınırlı kalıyor? Çok hoş söyledin Oktay'cığım başında. Hani Mimar Sinan, Mimar Sinan adı verilmiş Ataşehir'de, ben onu okudum. Öyle mi? Evet, ya, evet, orada Mimar Sinan Camii diye yazıyor. Yeni okudum onu. Ama tabii hakikaten şimdi şöyle bakmak lazım. O anlamda haksızlık oluyor diye düşünüyorum ben de. Mimar Sinan çağının ilerici ve yenilikçi bir mimarıydı. Evet. Yani şimdi bu camiyi Mimar Sinan yapıyor olsa katiyen böyle kelimeleri, böyle kavramları filan kullanmazdı. Ötesi bence yapmazdı. Evet. Günümüz ne diyorsa onu yapardı. Ama yani o tavriyle diye düşünüyorum. Taklit bir caminin adının da Mimar Sinan olarak konulması hiç doğru değil. Sinan'a vefasızlık yani. Yani Sinan yaşasaydı bence böyle bir şeye izin vermezdi diye düşünüyorum ben. Evet. Bir de kendisi de bu dönemde olsaydı kendi yaptığının dahi kopyasını yapmazdı. Evet. Benzerini yapmazdı. Çünkü hakikaten yenilikçi ve ilerici bir tarzı olan, tavrı olan bir mimardı. Böyle bir kopyaya da hiçbir şekilde itibar etmezdi. Yani camiler çok önemli ama bu tür anlayışlarla bunu yürütmek günümüzün mimarlık değerleriyle içselleştirmeden, eskiye atıf yaparak ama onu da aşacağız söylemi, yani ne tarihselciliğe oturuyor baktığınız zaman sistem olarak, ne mimarlığın anlayışına oturuyor, ne güncele, ne yaratıcılığa, ne uymuyor. Yani keşke bütün bunlar hani çoğulcu, mutabakat arayarak, tartışılarak ama plan boyutuyla, ama mimarlık boyutuyla, proje boyutuyla yapılabilse ve daha geniş çevrelere bu aktarabilse. Yani geçmişe öykünmeden, ona, o bizim tarihimiz zaten, ama ona öykünmeden sadece ona dayalı kültür politikaları sorun yaratıyor. Mimarlık politikaları sorun yaratıyor. Planlama politikaları sorun yaratıyor. Yani bunları artık aşıp geride bırakmalıyız diye. Çok istiyoruz bunu ama başaramıyoruz. Yani dediğim gibi cami çok yapılmak isteniyorsa, yani bu Çamlıca Tepesi midir değil midir, bu geniş çevrelerde tartışılır. Bir tadilat yapılacaksa plan tadilatı da öyle yapılır. Ama nasıl tartışılır? Planlama ve mimarlık bilim alanlarının
ilkelerini gözeten, onlara saygılı davranan, onlardan hiç vazgeçmeyen bir tutumla bu gerçekleşebilir. Kentin başka bir yerinde de o zaman bu şekliyle yapılabilir. O zaman hep şunu özlüyorsunuz. Yani bu takdirde daha işte güncel, daha modern, daha bize ait, daha bizim dönemimize ait bir cami yapılabilmesi adına bu mesajı şöyle düşünüyorum. İnşallah siyasi irade samimi bir tavır içerisinde hani vazgeçtiğini açıklar. Camiden vazgeçmekten bahsetmiyorum. Yerinden vazgeçtiğini evet. açıklar da evet. bu evet. da hani sonrasında bizler adına umut veren, memnuniyet yaratıcı bir gelişme haline gelebilir. Çünkü tersinde birazcık şunu da düşünüyorum. Burada bitirelim Çamlıca'yı Oktay'cığım. Eğer ısrar edilecekse şöyle bir endişe de taşıyorum ben. Cami gibi çok önemli bir yapının, toplumsal hayatın çok içinde olan bir yapının ve İstanbul'un itibarı adına çok yoğun bir tartışma gündemi yaşayacağız. Ve ciddi düşünülmesi gerekiyor. Ve bu evet, anlamda evet. da ciddi düşünülmesi gereken bir sürece doğru gideceğiz diye de bir yandan üzülüyorum, bir yandan da olmaz diye evet, umudumu umut korumaya kapısı, çalışıyorum. Umut kapısı. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Tabii estağfurullah. Biz bu konuyu da düşündüğümüzde geçen gün bir yazı konumuza da başlık yapmıştık hatta. Evet. Osmanlı İstanbul'da yapılacak her yere cami yaptı. Aynen. Çamlıca'ya yapmadı. Bir bildiği vardı. Niye Çamlıca Osmanlı Camii yapmadı? Yani bunu da biraz düşünmek lazım. Mesire yeriydi, şuydu, buydu. Ama zamanımızı daha fazla bu konuya ayırmayalım. Kayseri yarışmasına geleceğiz. Ama. Şimdi sevgili Hakan Mahiroğlu telefonda bize katılacak. Hakan'a telefonla bağlanmasını rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Bu yarışmanın Mimar Sinan o adına yapılan bir yarışmanın manasını ve ilk adımın nasıl atıldığını Hakan'dan dinleyelim. Sevgili Hakan hattasın galiba. Hattayım başkanım. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Seni dinliyoruz. Ben Zekai Hocam'a da selamlarımı, saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Estağfurullah Hakan'cığım ben de. Biz bu cami proje yarışması ile ilgili süreci o dönem Mimar Sinan Haftası münasebetiyle yapmış olduğumuz etkinlikler kapsamında oluşturmuştuk. O bildiğiniz gibi Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak Kayseri'de tüm sivil toplum örgütleri, belediye, valilik, üniversitelerle birlikte yapmış olduğumuz organizasyonlar vardır. O organizasyonlarda her yıl bir yenisini ekleyerek farklı bir açılım yapmaya çalışıyorduk. Ve o yılki süreçte de biz bu camilerle ilgili yaşanılan, ülkemizde yaşanılan sorunlara değinmek, parmak basmak, işaret etmek anlamında Zekai Hocam'ın jüri başkanlığında güzel bir yarışma açtık. Çok ciddi bir katılım sağlanmıştı. 200'ü geçkin proje geldi. Bu projeler tabii bize çok büyük bir heyecan uyandırdı. Bunların değerlendirilmesi, tasnifi, gerçekten çok keyifli anlar yaşadık. Bu yarışmanın en önemli tarafı bence şuydu, eşdeğer ödül verildi. Birinci seçimi gelen projeler içerisinde herhangi birini birinci seçmek gibi bir duruma girilmedi. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bir şey kutsanırsa veya bir şey moda haline gelirse bunun arkası sürekli o şekilde gidiyor. Yer, coğrafya, topografya özellikleri aranmadan bir yerde bir şey beğenilirse bu kopya cami de olabiliyor veya daha rüküşey örnekleri de var. Biz böyle bir olaya girmemek adına 6 eşdeğer ödül belirledik. Ve bu eşdeğer ödüller kapsamında her birinin de kendi içinde farklı sorunsallara çözüm getirmesi münasebetiyle de çok verimli sonuç alındı. Ve ondan sonraki süreçte de bizden bu yarışmaya ilişkin birçok şube, Mimarlar Odası Şubesi sergi talep etti. Biz başta tabii iyi niyetli her isteyene gönderiyorduk ama baktık o kadar çok talep gelmeye başlayınca artık bunu CD ile çoğaltıp isteyenlere CD'sini gönderdik, onlar çıktılarını alıp. Ama bu birçok yerde de sergilendi başkanım. Bu sergilenen yerlerde sesle bir sorun var mı bilmiyorum ama sergilenen yerlerdeki tepkiler, izlenimler, yani yarışmanın bu mesajına olan katkılar ya da yaklaşımlar nasıl oldu? Şimdi zaten önemli olan burada başta belirttiğim gibi ülkemizde bir cami sorunsalı var. Ve bunun çözümüyle ilgili geliştirmiş olduğumuz bir çalışmaydı. Yıllardır bizim Kayseri'deki Hakkı Başkanı'nın da bir tabiridir. Gece kondu camiler üretip durmaktayız.
Evet. Deminden İstanbul'da da öyle, her yerde öyle, evet. Gayet güzel geçiyor program. Şimdi maalesef geçmişe baktığımızda biz bununla ilgili, ben de kişisel görüşme izin verirseniz belirtmek istiyorum. Şimdi Selçuklu Camii, işte Osmanlı Camii veya işte farklı uluslara ait farklı nitelikte camiler. Şimdi bunlar niye farklı farklı değerlendiriliyor? Halbuki bizim ülkemizde mesela Selçuklu sonrası hemen Osmanlı başlamıştır. Osmanlı Selçuklu'yu kopya etse bugün Osmanlı mimarisi veya camisi diye bir şeyden bahsedilebilir miydi? Bence asıl sorun burada başlıyor. Yani bunu kopyalamak yerine, ki ben bunun ideolojik olduğunu düşünüyorum. Evet. Özgün, güncel yapılarla bunun hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bugünün camisini, bugünün koşullarında üretmek bence ana amaç olmalı. O yarışmalarda da biz bunu sağlamış olduk. İnsanlar çünkü bizim o yarışmadaki biraz küçük kapasitede 500 kişilik bir cami öngörülmüştü yarışma içeriğinde. Ancak o kadar çok talep oldu ki, demek ki dedik insanların aslında bu konuda ciddi anlamda söyleyecek sözleri var. Yani bu kendi içinde 3-5 kişinin veya 10 kişinin karar vereceği yürütücülüğünde gidebilecek bir durum değil. Eğer bu konsensusla veya işte tabanla birlikte düşünülürse, buna ben inanıyorum ki birçok mimar katkı da verir, çözüm de önerir. Ancak bu işte kendi içinde kapalı kapılar ardında yürütülen bir süreç olduğu takdirde bir takım sıkıntılar doğuracağı malumdur. Çok teşekkür ediyorum. Bir süre sonra tekrar seninle konuşmak isteyeceğiz. Hattan ayrılmazsan çok memnun oluruz Erkan'cığım. Tamam, hocam, hocama tamam. Dönüyorum. Şimdi hocam, yüzü aşkın başvuru. Değil mi? Yani Hakan söyledi şimdi. 250. 150. 250. 250. Ben tabii yanlış duydum o zaman. Ha, olabilir o kadar. Evet. Ya 250 başvuru. Yani 100'e aşkı da bence. Tam rakamı bir şey yapamıyorum ama 250'ye yakın ya da 250 civarında, evet, proje başvurdu. Yani mimarlık yarışmaları içerisinde sanıyorum katılımın en yoğun olduğu projelerden bir tanesi tabii bu. Tabii yarışmalara 40 katılım oluyor. 50 final. Yatırım, evet, katılım oluyor, evet, falan. Evet. Çok önemli. Demek ki çağdaş bir cami. Eskinin taklidi değil. Günümüzün, aynen, camisi için, aynen, çok yaygın bir istek var. Aynen. Şimdi söz sizin. Ha, teşekkür ederim. Şimdi bir kere öncelikle şu teşekkürümü yapmak istiyorum. Yani cami hassas bir konu. Evet. Aslında geçmişte baktığımız zaman camiler, ben bu konuda çok uzman birisi değilim sonuçta, haddimi aşmak istemiyorum ama camiler bizde de hani toplanma yeri, birlikte olmak, yani gerektiğinde işte yemek de verilirmiş. Tabii. İşte iftarların yapıldığı, sahurların düzenlendiği, hatta neredeyse böyle işte nişana sünnete doğru giden toplantıların, evet, bile gerçekleştiği alanda. Günler. Tam kamusal, evet, bir alan. Evet. Önemli günlerimizde, evet, birlikte olunduğu alan. Fakat giderek o böyle tuhaf bir şekilde kutsanıp camiyle ilgili bir şey söylediğiniz zaman hani ülkenin böyle sanki yaşadığı trendle bağlantılı olarak herkes böyle bir şey durağan, aman yani yanlış mı anlaşılırım falan gibi. Kutsatiye de dokunuyormuş gibi. Oluyor. Gibi falan, evet, böyle bir şey çıkıyordu. Şimdi bu anlamda bir kere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işte hem kurduğu meslek odamızda Hakan'la ve diğer şeylerle kurum ya da kişilerle ortaklık kurarak böyle bir yarışmayı açması bence çok çağdaş, evet, çok olumlanması gereken bir tavır. Bu anlamda da sevgili başkanımız Mehmet Özseseki'ye hakikaten işten teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Hem kutluyoruz hem teşekkür ediyoruz. Hem kutluyoruz, evet, evet, bir kez daha hakikaten. Bu anlamda çok önemli bir iş oldu. İşte bu sayıda projenin gelmesi. Hani Hakan CD yetiştiremedik dedi. Tabii yetişmeyince şimdi onun kitabı da basıldı. Evet. Keşke bu kitap yollandı ama her belediye buna baksa. Merkezi yönetimin ilgili birimleri baksa da neler oldu neler bitti diye. Sergileri de çok yapıldı. Geleceğe ilişkin biz de bu tür şeyleri tartışıyor olmasak şimdi. Bu Çamlıca çünkü jürisine de gönderelim. Çamlıca'nın bunlarda. Kesinlikle göndermekte yarar var. Evet, evet. Müthiş açılımlar var. Şimdi biz hep şunu aradık. Sevgili başkanımız da onu söyledi. İşte caminin durumunu biliyoruz hepimiz. Bunu çok konuşmayalım. Evet. Ne olduğunu hakikaten hiç bize yakışmayan, geçmişimize yakışmayan, bugünün çizgilerini hiç anlatmayan ama eleştirdiğiniz anda da böyle bir anormal tepkilerle, akla oturmayan tepkilerle karşılaştığınız bir konu. Bu aşıldı bir kere. Bunu, evet, söylemek lazım. Bu, evet, son derece önemli. Şimdi cami tabii kullanılma biçimiyle biraz bir şeyler söyleyeyim ki bu bizim bu yarışmaya niye çıktığımızı, hem belediyenin ne düşündüğünü hem jüri olarak bizlerin ne düşündüğünü biraz daha somutlaştıracak diye
aklımdan geçiriyorum. İşte kullanılma biçimiyle, toplumsal hayatın içindeki yeriyle, ait olan yani kentin bir katmanı olması meselesiyle, değil mi? Tabii cami kendine özgü kuralları olan, mimarisinin kalıplarının olduğu da bir yapı. Bu yönüyle bir kere çok önemsenmesi, özümsenmesi gerekiyor. Çünkü verilen örneklerde hani o başkanımızın, Haseki'nin söylediği şey işte gecekondu oldu, böyle bir şey. Yani altına evet. bakıyorsun, ticarethane, üstünde Kur'an kursu, onun bir üstünde hoca evi, üstte bir tane kubbe, işte orada da hani namazı kılacak yer kalıyorsa kalıyor filan. Evet. Böyle örnekler çok evet. fazla. Bir kere bunun altını çok kalınca çizmek istedik biz yarışma çağrısını yaparken. Tabii bunun yanında caminin kutsallığı var. Mistikliği var, sembolikliği var, böyle bir şey cami diye baktığımız ve temsiliyeti var. Ondan sonra bir dini de temsil ediyor ve bu yönüyle de çok özgün bir yapı. Bir kere bunu da pekiştirmeye çalıştık ama tabii buradan yani bunu söylerken şuna baktık. Peki günümüzde bütün bunları caminin camiyi böyle betimlediğimizde bunu anlatacak örnek var mı? Çok az. Bana mı çok az? İşte hepsi çok kötü örnekler. Çok az sayıda bunlar. Dolayısıyla şey böyle ne oluyor? Hani içimiz kararır hale geliyor. Hadi tırnak içinde evet. cami mimarisi diyelim, böyle bir şey yok ama içimiz kararır hale geliyor. İç karartıcı hale geliyor. Bundan vazgeçelim. Vazgeçmek için de işte böyle bir aracı kullanalım. Yani açalım bütün meslektaşlarımıza dedik. Ve bunu kendi içindeki özgün koşullar bağlamında yapalım diye düşündük biz jüri olarak. Dolayısıyla bir yer tanımlamadık. Yani size şurada, şu kentte ya da Kayseri'de böyle bir yer veriyoruz, böyle bir parsel veriyoruz. Gelin bunun içine cami yapın demedik. Evet. Bir fikir projesi. Cami sizin için nedir? Bütün bu değerleriyle birlikte ve günümüzdeki kullanımıyla birlikte. Yani kendine ait bir şey olsun. Onu ya da kendisi olarak ele alın. Ama zamanın ruhunu da unutmayın gibi. Yani yarışmacılara bu tür nasıl derler tavsiyelerimiz oldu bizim jüri çok olarak. Çok felsefi, derin felsefi evet. bir yani, yarışma oldu. Hani evet. şunu bekledik ama pırıltılı düşünceler çıksın. Ama bunu yaparken de o başta söylediğim kalıplar, kurallar var ya, ya bundan vazgeçmeyin. Yani kubbesi var ama siz kubbeyi başka türlü yorumlayın. Yani sevgili şimdi meslektaşımızın Çamlıca Tepesi için dediği öyle hani bütün en büyük kubbeyi ben yapacağım. Hakikaten öyle mi olmalı? Yoksa bugünün mimarisi onu başka türlü mü söylüyor? Çünkü onu atalarımız yapmış zaten. Evet, üstelik evet. de çok böylesine gelişmiş teknolojilerin olmadığı olmadı, dönemlerde olmadı. Harika işler çıkartmışlar. Ve böyle işte hani pırıltılı ipuçları yakalayalım. Hı-hı. Ondan sonra da belki bunların bir bölümü uygulamaya geçebilir biçiminde bir düşüncemiz vardı. Yani bu kendisi olması, yerden bağımsız olması, işte bir zamanın ruhunu taşıması gibi düşüncelerimiz vardı. Ama dedi ki buna hangi ekleri takacaksanız siz takın. Ve bize bir fikrinizi sunun. Fikir projesi bu. Bir uygulama projesi yarışması değil. Evet. Bir avam proje evet. yarışması evet. değil. Fikir yarışmasıydı. Ama tabii camide ne var? İşte kubbesi olur. Değil mi? Minberi var, minaresi var, kürsüsü var, mihrabı var. Ondan sonra son cemaat yeri var gibi. Avlusu var, musalla taşı var. Yani bunlar bizim dinimizin evet. gelenekleri. Evet. Ayrıca bu tür mekansal özelliklerin yanı sıra neler var? Çok değişik giden işte normal vakit namazları var. Hı-hı. Bayram namazı var, teravih namazı var. Ne var? İşte cuma namazları var, cenaze namazları var. Bütün bunları da bunlar bizim kurallarımız, kalıplarımız. Bunları da gözetir biçimde, bu amaçlara da dikkat alır biçimde. Çalışmayı istedik arkadaşlarından, işte arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan. Hocam ben bir taraftan da saate bakıyorum. Öyle mi? Ben şey. 6 tane projeyi çok merak evet. ediyoruz. Evet. Ve hakikaten çok mutlu olduk. Evet. Sevgili başkanımız da, belediyemizin yetkilileri de, ekibi de, meslektaşlarımız da ve çok tartışıldı biliyorsunuz. Evet. Yani yarışma sonrasında da çok tartışıldı. Bu çok böyle hakikaten özel ve özgün bir proje yarışması haline geldi. Ve dolayısıyla bizce bugünün toplumuna ait, o topluma, o toplumun bir parçası olarak camiyi ele alan çok hoş projeler çıktı. Seçmekte evet. inanılmaz zorlandık. Evet. Ama bunu biraz kestirebildiğimiz için Hakan'cığımın da söylediği gibi bir şöyle yaptık. Yarışmalardaki klasik hani işte şu kadar ödül, şu kadar mansiyon ya da satın alma gibi demedik. Evet. 6 eşdeğer ödül dedik. Evet. Eşdeğer ödüller evet. verildi. Evet. Ama bunların da seçilmesi çok zor oldu. Çok zor oldu. Yani hani burada 6 tane ödülü göstereceğiz izleyicilerimize ama
bilsinler ki bu ayarda buna çok yakın o 200 küsur projede hala böyle şeyler var. Ama merak edenler kitabından temin ederlerse bütün açıklamalarıyla birlikte bütün projeleri görme şansına sahip olacaklar. Şimdi hocamın göstermeye başladığı projeler, fikirler doğrusu, fikir tasarımları mecburen arka arkaya gösterecek ama biri öbüründen üst anlamda bir değer taşımıyor. Evet. Altı eşdeğer tasarım olarak bakacağız, fikir olarak bakacağız. Evet, ödül alan 6 tasarıma bir yandan da bakacağız. Evet, dinliyoruz, buyurun. Ekrana verdi galiba arkadaşlarım şimdi şunlarını. Verdiler. Mesela izleyicilerimiz görüyorlardır. Evet. Yani bütün o kuralları ve kalıpları aşağı yukarı her proje sağlamış durumdaydı. Evet. Ama biz o kendine ait olmayı kentle de entegre edebilecek biçimde farklı nefeslere, farklı yaklaşımlara, farklı çizgilere daha prim vermeye çalıştık jüri olarak. Mesela bu onlardan bir tanesi. Evet. Sistemin tamamen böyle mimariye gireyim mi biraz endişe tabii, ediyorum. Gidelim, çok tabii, şey yani, olmasın diye. Tasarımları da ondan sonra tasarımları yani, da görüyor izleyicilerimiz. Evet. Gördükleri gibi klasik bir cami anlayışıyla hiçbir iş örtüşmeyen ama cami gibi cami olan, işte bize ait çizgiler taşıyan, yani bugüne ait çizgiler taşıyan çok hoş, kapalı bir sistemde bu çözülmüş olan bir örnek. Tabii bunu şundan da çok doğrusu ürktük o dönemde. Hani biz dedik bir fikir projesi yapıyoruz. Hatta şartnameye de yazdık bunu. Çünkü bazen olabiliyor mesela böyle başkanlarımız, bazı belediyelerimiz çok etkileniveriyor. Diğer başkanlardan bahsediyorum. Acaba bunlardan bir tane sarılıp işte bana bunun aynısını yap, ben bu camiyi buraya yapacağım diye der mi? Endişesinde yaşadık. Onun için sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, onu da izne bağladık falan. Yani böyle bir şeyler yaptık gibi. Burada bu anlamda örneklerden bir tanesini görüyorsunuz. Yani cephelerine bakıldığında, yani eskiyle yeniyi çok iyi örtüştüren, mesela bir tek hani selvi bizde çok şeydir, tek bir selvi ağacıyla çok net abartılmamış, tamam kapasitesi küçük ama abartılsa da başka tür çözümlerin yaratılabileceği bir başka örnek, yani arkadaşlarım verdi, bir başka örnek değil, özür dilerim, buradan diğer cepheleri ve kesitleri bu yapının izlenebiliyor. Maketi ekranda sanıyorum. Ekranda hocam, siz ekranda. Tamamen üstü kapalı. Hava koşullarını ve benzeri şeyleri çok daha farklı bir biçimde ele alan. Ondan sonra işi forma eden, ondan sonra güncel malzemeyi kullanan, güncel teknolojiyle olabildiğince düşük maliyetle ama hakikaten kendini ifade eden, anlatan çizgileri olan, bir tarzı olan örneklerden bir tanesi bu. Evet. O bir ayrıntılarına girmiyorum Oktay'cığım. Hani şurası bu, burası bu filan gibi. Evet. Ama dediğim gibi proje şartnamesine bu gösterdiğim örneklerin ve diğerleri hepsi uymuş durumda. Şimdi bu da başka bir bu örnek. Bu ise mesela bu 6 ödülden bir başkası ondan sonra. Mesela şurada şöyle bir şey vardı yarışmada. İlginçtir, onu da söyleyeyim. Oldukça az minare kullanan proje geldi. Minaresiz geldi projeler. Çok enteresan. Çok enteresan. Bunun altını kalınca çizmek gerekiyor günümüzde. Burada görülen, bu örnekte görülen minareler de dikkat ederseniz diğerinde minare yoktu. Evet. Bir dönersem arkadaşlarımı yorar mıyım acaba? Evet. Şu örnekte. Yok, siz gösterdikçe ekrana yansıyor. Evet, biliyorum. Ekranın sol sağ tarafında da gözüküyor. Bir selvi ağacı aslında oradaki bir minareyi ifade ediyor. Evet. Tek bir selvi ağacı. Hoş, öyle bir formla. Evet. Çok hoş. Buradaki de şu şimdi bakacağımız örnekteki görülen iki minare de gerçekte minare değil. Sadece sembolik anlamda, simgesel anlamda, özür dilerim. Bu kabuğun işte iki noktasında tutulmuş olan bir anlamda bütünleyici elemanlar, ama onun üzerinde şerefe yok, orada ezan okunmuyor filan. Evet. Çünkü şimdi bakıldığı zaten işte yani okunmadığı için müezzin çıkmıyor. Birçok yerde artık tek merkezde ezanlar okunuyor, düğmeye basılıyor, kentin bütününde her yerde ezan sesi duyuluyor. Diğer tek tek oluyor büyük şeylerde artık, bunu herkes bildiği için. Ama bu çok üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir konu. Bakın, gelen 250 projenin çok önemli bölümünde minare yoktu. Çünkü çıkılmıyor, kullanılmıyor vesaire. Bunun hakikaten Diyanet İşlerimiz ve ilgili kurumlar bunu biraz düşünmek durumundalar. Yani camiden yani artık Çamlıca'ya işte ne dünyadaki en uzun minare, ondan daha uzun minare yapacağım diye ortaya çıkanları da bunları dinlemesi, görmesi lazım. Aynen öyle, çünkü minare işlevsizleşti artık. Evet. Yani işlevi yok minarenin. Ezan okunmuyor artık oradan. Evet. Bu ise başka bir şeyle tamamen bir şeffaf yapı. O şeffaf yapı bütünüyle böyle hani kubbe
60'lardan bu yana kubbe diyorum. Bu formlar, daha doğrusu bu örtüler, sütrüktürler 60'lardan bu yana kullanılır ama çok hoş bir tavırla. Üzerinde kullandığı desenlerle, dikkat ederseniz örtünün üzerindeki desenlerle çok başarılı çalışmalardan bunun bir tanesiydi. Bunun genel görüntüsü var mı bu örneği? Şimdi bakıyorum Oktay'cığım. Bunlar var. Şöyle detaylar var. Yani genel görüntüsü olarak şunu verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Hani bazı bu tür camiler var. Başka Müslüman ülkelerde de yapılmış olan. Esinlenmiş olarak kabul edilebilir ama kendi özgün bir dili var ve katiyen kopyacı bir tavır içerisinde. Bu arkadaşları tebrik ediyoruz. Gerçekten. Edebilseydik keşke. Evet. Gerçekten işlenikle kutlamak lazım bütün meslektaşlarımızı. Evet. Biz bunun adını Yeşil Cami koymuştuk. Bu nasıl bir ondan örnek? Ondan sonra. Evet. Bu da biz kendine ait yere bağlı olmasın demiştik ama bu bir şey değil tabii. Mesela bunu bir kentin içinde, dikkat ederseniz alttaki vaziyet planında ekranda izleyicilerimiz dört görebiliyorlardır. Dört tarafı yol ama her tarafı da yapılaşmış bir alanda cami fonksiyonuna birlikte bunun içine yeşili de katan, yeşil cepheli, hani biraz ekolojik mimariye ve benzeri şeylere de atıf yapan çok hoş tasarımlardan bir tanesiydi. Kısmen benzer örnekleri var gibi ama tabii bütün bunların çok ilginçtir. Biz fikir projesi olarak isterken o kadar sevmiş ki meslektaşlarımız, bir kez daha işlenikle kutlamak lazım. Evet. Detaylarına kadar çalışmışlar. Evet. Yani cephe kaplamaları, örtüleri ve benzeri konularıyla. Mesela baktığınızda burada da minare yok. Ama düşünün ki mesela kent ortasında. O yukarı doğru çıkan ne? O bir sembolik bir şey, bir strüktür var ama tamamen minareyi ifade eden bir simgesel şey, anlatı. Ama minare fonksiyonu onun içinde yok. Birçok proje bunu kullanmış. Yeşil hangi malzemeyle? Başta dediğim gibi doğal yeşille bunları saldırarak götürüyorlar. Yani bitkilerden oluşuyor. Evet tamamen bitkilerden oluşuyor. Bir başka cephesini görebiliyoruz. Evet. İçinden detaylar var. Bakın mesela burada gördüğünüz zaman yani bir şey de çok hoş. Yani böyle bir kentin içinde yoğun yapılaşmış bir alanda nefes alınacak bir alan. Yani bir yandan ibadet ediyorsunuz ama bir yandan da yeşili bol. Yani yapı da yeşil, toprağı da yeşil. Oraya bir ferahlık getiriyor. Çok hoş. Evet. Ondan sonra burada bir küfi yazıyla tanımlamalar var. Çok gerçekten anlamlı projelerden bir tanesiydi. Şimdi hangisi geliyor bilmiyorum. Bunun galiba bir genel görünümü yok ama şöyle bir bakışı var. Bu da yine bütünüyle güncel malzemeyi, ahşabı da içine sokarak, ışığı çok iyi kullanarak, şurada altta izleyicilerimiz görüyorlardır diye düşünüyorum. Yaya hareketlerinde çok başarılı, ekranda. Evet. Yaya hareketlerinde, sirkülasyonlarında çok başarılı olan çalışmalardan bir tanesiydi, geçmeyeyim. Bu da ödüle değer görüldü ama çok iyi fotoğrafları yok, beni bağışlarsınız herhalde. Evet. Yani çok anlatan fotoğrafları yok bunun. Ama çok net ve ifadeli projelerden bir tanesi. Şurada mimarisini göstermiş olayım. Mesela bizi çok etkileyen projelerden bu bir tanesidir bu. Bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey. Kent içinde bir cami. Evet. Yani bitişik nizam. Bitişik nizam, bir doku içerisinde bir cami nasıl olur? Evet. Gerçekten çok başarılı. Evet. Ve şimdi yanlış anımsamıyorsam sonra zarflar açıldıktan sonra galiba yeni mezun, çok yeni mezun iki meslektaşımızın, genç arkadaşlarımızın yaptığı bir şeydi. Yani şu göremiyorum ama ben gösteremiyorum belki ama yani ortadaki aksdan girdiğinizde cami avlusunu, işte musalla taşını, ondan sonra işte abdest yerini vesaireyi o avlunun, şu ağaçlı avlunun, şunu da belki gösterebiliyorum. Evet. Şuradan giriyorsunuz ve şu ağaçlı avlunun içinde buluyorsunuz. Şu noktadan da camiye giriyorsunuz. Çok hoş. Evet, çok hoş. Çok tam hoş. Böyle bir kent içi cami. Evet. Yani şu kabule bakarsanız hani sanki böyle bir yapılaşma var. Evet. Ve ona son derece saygılı ama böyle çok brüt ve net bir anlayışla, yani dolu ve boşluk oranlarını çok iyi kullanarak öne çıkartılan. Şimdi hocam İstanbul'da yapı, böyle bitişik nizam klasik camiler var. Yani klasik derken yani taklit camiler var. Aynen. Yani olacak iş değil. Camiye bitişmiş apartmanlar. Minaresiyle yarışan apartmanlar bilmem ne. Onların yanında bu ne kadar önemli bir örnek. Çok. Evet. Çok özgün. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu nasıl bir şey hocam? Bu ise ait olduğu yerde bir görünümü var mı diye bakıyorum Oktay'cığım ama onu bulamadım. Bu ise camiyi tamamen çok olmuyor. İzleyicilerim beni bağışlasınlar şeyde yok. Şu meydanda yani şöyle göstereyim. Evet. Ondan sonra belli bölümüyle camiyi yerin altına alan
Ama yukarıya çıktığı zaman da o caminin belli kalıplarını ve belli fonksiyonlarını da yukarıda çözümlemeye çalışan ama ağırlıkla yer altını kullanan. Bakayım evet. Başka mesela şu daha altta daha net gözüküyor. Yakınlaştırma imkanımız yok. Şu alttaki resim birazcık daha. Yani. Evet. Biraz zor galiba o Oktay'cığım. Evet. Böyle kullanan bu dursun, bu daha iyi. Burada belki birazcık daha iyi. Bu da böyle bir anlayış. Dikkat ederseniz seçerken her farklı yaklaşıma yaklaşımı değerlendirmeye çalıştık jüri olarak. Ama hocam, bu altıncı mıydı? Bu altıncıydı. Başlara doğru gidiyoruz. Bir Hakan'a dönebilir miyim 2 dakika? Hakan hatta mısın? Evet başkanım. Senede çok şey oluyor, zorluk oluyor, bekliyorsun, kusura bakma. Yok estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu 6 eşdeğer ödül alan meslektaşları, mimarları böyle bir panelde, bir beraber bir toplantıda bir araya getirip sizler de hocalarla beraber bir forum falan düşünüyor musunuz? Mesela Sinan'ın bu seneki yaptınız mı? Bilmiyorum Hakan'cığım. Bu seneki etkinliklerde de bir şey yapmadık başkanım. Şimdi o biraz da herhalde kendini tekrara mı götürür diye düşünüldü. Çünkü hani bir yıl öncekinde cami yarışması açınca bir yıl sonra bu kazananları getirip yapmamız belki olabilirdi ama onu kolokyumda zaten yapmıştık biz. Bence onu demin de sizin ifade ettiğiniz gibi keşke bu işe soyunanlar veya bu işi bizim gibi burada yaşamamış olanlar yapabilse, yapsalar bence o daha mantıklı olur. Çünkü kolokyumda çok güzel geçti bence. Hatta kolokyumda jüri üyelerinden Sayın Nevzat Sayın'ın söylemiş olduğu çok güzel bir ifade var. Halen birçok yerde kullanılıyor. İşte yıllardır dindarlar mimarlara uzak kaldı. Mimarlar işte dindarlara veya camilere uzak kaldı. Bu yarışmayla bu aslında belki bir yerde birbirine yaklaşmasına sebep olduğu şeklinde bir tespiti vardı ki bence doğrudur. Bunu aslında biz kolokyumda gerçekleştirdiğimiz için çok ihtiyaç da duymadık böyle bir dediğiniz gibi organizasyona ama bu belki diğer kentlerde veya bu işe soyunan diğer kurumlarda olabilse bence çok da anlamlı olur. Evet doğru haklısın. Şimdi tabii Nevzat Sayın sevgili arkadaşımız böyle veciz sözleri çok sever. Ama bir evet. başka konu daha var. Onun altını hocam biraz önce çizdi. Cami tartışılınca gardını alıyordu bir tek kesim. Hala öyledir. Hala öyle. Ya bu cami çok çirkin olmuş, bu cami kötü olmuş falan dediğin zaman sanki genelde camiye karşıymışsın gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama şimdi deniyor ki biz 21. yüzyıldayız. Yüzyıl ilerliyor. Artık 18. 17. 13. yüzyılda değiliz. Bugünün mimarisiyle caminin bütün kutsatiyetini taşıyan ve çağdaş adı üstünde çağdaş yorumları getiren bir tasarım mimarların görevi, sorumluluğu. Aynen. Dolayısıyla bu görev ve sorumluluğa karşı gard almamak lazım. Bunu bir çok farklı yorumlamamak lazım gibi bir mesajı verdiği için de gerçekten çok önemli. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum. Programı bitirmek üzereyiz. Ama sonuna kadar da senin bizi izleyeceğinden eminim. Yanaklarından öpüyorum. Tabii ki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocama da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ben her zaman takip ettiğim çok güzel bir program zaten eski kanaldan beri. İyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi akşamlar Hakan'cığım. Çok teşekkürler. Hocam şimdi buyurun ben biraz yarım bıraktım sizin sözünüzü. Yok estağfurullah evet, yani işte örnekleri gördük. Dediğim gibi hani düşünün ki bunun gibi onlarca örnek var. Yani umudumuz şu gerçekten yani bu yeni çoğulcu olmak, günümüzün çizgilerini kullanmak, bugün sıkça bu kavramları, bu tanımları dile getirdik. Mimarlık adına işte bu açmaktan geçiyor, paylaşmaktan geçiyor. Bunun en önemli araçlarından bir tanesi de işte yarışmalardır. Evet. Bütün meslekleri, meslektaşlarınızı evet, davet edeceğiniz, evet, katılımı sağlayacağınız. Ve düşünün ki ne kadar meslektaşlarımız da bu konuya hani bir anlamda hasretlermiş ki bu kadar bir yoğun katılımla ve bu kadar nitelikli ürünlerle böyle bir yarışmalar
yarışmayı sonlandırdılar. Dileğimiz artık şu olmalı. Bir kere bu hep söylediğimiz bu iş bitmeli. Yani ne mimarlar hakikaten camiye karşı falan böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Ondan sonra ama sadece bize yakışanı, bizim dönemimizi gelecek kuşaklara anlatan, biz nasıl bakıyorduk, bizim katmanımız neydi, bizim çizgilerimiz neydi anlatan bir şeylerle cami yapmak. Dediğim gibi toplumsal hayatın çok önemli katmanlarından, kentin çok önemli katmanlarından bir tanesi cami. Bir toplanma yeri sonuç itibariyle, bir kamusal mekan bakıldığında bu kadar kötü örneklerden artık kendimizi kurtarmalıyız. Benim şimdi dileğim, umuyorum ki bu yarışmadan sonra Kayseri bu örneği verecek diye düşünüyorum. İşte bu anlamda bir caminin artık uygulamaya geçmesi. Evet. Böyle hani bu çok gelenekselci söylemlerden falan kurtulup ondan sonra böyle bir örneğin verilmesi, sanıyorum o beğenmediğimiz, kötü dediğimiz, hem İslam dinine hem kentlerimize yakışmadığını söylediğimiz bu camilerden kurtulup hakikaten daha insancı, daha kente oturan, daha onunla bütünleşen, katman olan ve bugünün ruhunu taşıyan bir caminin ve giderek camilerin yapılmasından yana bütün düşüncemiz ve özlemimiz. Ama bu önce başta da söylediğim gibi bir kültür politikasını anlatır. Bir mimarlık politikasını anlatır. Bir planlama politikasını anlatır. Buralarda gerçekten çok samimi olmak durumundayız. Hocam çok yani tarihe geçen bir hizmet bu gerçekten. Ben bazen lafları abartırım ama bunu abartma olarak söyleyemiyorum. Çok haklısınız. Gerçekten tarihe geçen bir hizmet. Çünkü Türkiye'yi rezil ettiler. Yani şu biraz önce Hakan Gecekondu camiler dedi. Taklit camilerde, Gecekondu camilerde kentlerimiz, her tarafımız rezil ettiler. Cami anlayışımızı da rezil ettiler. Dolayısıyla sizin bu çalışma yani çok duyurulması gereken. Mesela Kültür Bakanlığı'nın haberi var mı bu yarışmadan? Olması gerekir diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı. Eski Diyanet İşleri Başkanımız, onu söyleyeyim. Bir Tarihi Kentler Birliği toplantısında Kayseri'deydi. Tarihi Kentler Birliği toplantısı. Belki beraberdik. Bitmişti yarışmamız. İşte Hakan'ın da bahsettiği sergi de açılmıştı. Çok dolaştı Türkiye'de o sergi. O sergiyi biz Kayseri'de, tabii Tarihi Kentler Birliği'nde, diğer sergide, diğer belediyelerimizin sergileri birlikte Haseki Başkan, Öz Haseki Başkan onu da yapmıştı. O zaman İsmini şimdi bir an anımsayamadım ama Diyanet İşleri Başkanımız da oradaydı. Hatta ben anlattım projeleri kendisine. Hayran oldu. Evet, ama eskisi. Eskisi. Şu anda görevde olan değil. O, evet. Hayır, sonra işte görevini bıraktı ya da her neyse bilemiyorum. Evet. Ve mutlaka şunu söyledi. Hocam desteğinizi esirgemeyin. Hani sizlerin de destekleriyle bu camileri uygulayalım. Yani seçelim, bakalım, mimarlarımıza gösterelim, telif haklarına saygılı bir biçimde. Evet. Bunları ne olur? Çünkü hani sizin de gördüğünüz gibi, tabii, kimisi kapalı, kimisi yeşil, kimisi açık. Yani coğrafi ve iklimsel koşullara göre. Çünkü biz öyle bir, yani onu yapmayı çok istiyordu eski başkanımız. O gece de beraber olduk. Hep bu konu üzerinde sohbetler yapmıştık. Ama şimdiki tabii bilemiyorum gördü mü, ama belediyede kitaplar var. Haber vermesi Kayseri lazım. Belediyesi evet. Her yere dağıttı bütün yarışmayı bastığı için. Umarım ki etkili olur. Evet tabii. Onlar açısından şimdi buradan da bir çağrıda bulunalım. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kurum olarak, Kültür ve Turizm Bakanımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kurum olarak ve ayrıca ben çok önemsiyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Kesinlikle. Ve ilgili bütün kurumların, yerel yönetimleri. Böyle bir yarışmanın yapıldığından ve 250 katılımla çok önemli fikirlerin ortaya çıktığından, bunda daha da zenginleştiğinden haberleri olarak bunlara sahip çıkması lazım. Bu çalışmaya sahip çıkması lazım. Ve bu çalışma eğer Türkiye'de gerçekten sahiplenilen bir çalışma haline gelirse biz camilerimizde rezil olmayacağız. Çağdaş camilerimizde reziliz. Bizi çağdaş camiler temsil etmiyor. Bizim kültürümüzü yansıtmıyor. Ayıp denecek haldeyiz. Bundan evet. Kurtulmamız, böyle bir şanlı geçmişe rağmen, böyle büyük bir mimari geçmişe rağmen yaptıklarımız o mimari geçmişle, o uygarlık geçmişiyle hiç yakışmıyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için atılan bu adımı gerçekten ben
kutlamanın ötesinde kutsuyorum hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten tabii önce belediyemizi, Mehmet Öztürk'teki başkanı, elbette, odamızı elbette. Yani onları hakikaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne. Yani çok önemli bir şey, ne derler, kanalı açtılar. Burada bunun üzerine yürümek lazım. Çağrına yürekten katılıyorum Oktay'cığım. Yani şundan vazgeçmeliyiz. Biz olağanüstü bir coğrafyadayız. Cami adına da bu olağanüstü coğrafyada geleneksel baktığınız zaman muhteşem örnekler var. Onların kopyasını yapmanın anlamı nedir? Aslı yapılmış zaten. Evet. Evet. Biz ne yapıyoruz onu bir ortaya koyalım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü hoş kapattınız programı. Çünkü ben bu lafın üstünde artık söz söyleyeceğimi sanmıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, işte Çağdaş Cami tasarımında gerçekten önemli söylemlerimiz var ve biz bu konuyu daha işleyeceğiz. Kesinlikle çok önemli. Bakalım hele Çamlıca'dan ne çıkacak, bir de ona bakacağız. Efendim haftaya görüşmek üzere.